Merhaba arkadaşlar. Bugün size her ne kadar herkesin bildiği iddia etse de çoğu zaman göz ardı ettiğimiz bir konudan bahsedeceğim. Top Gear izleyenleriniz belki bu lafı duymuşsunuzdur. Jeremy Clarkson zamanında hızlı gitmek sizi öldürmez. Aslında ani durmak sizi öldürür gibi bir laf etmişti. Her ne kadar bu laf teknik olarak doğru olsa da hızlı gitmenin de sizi öldürmek konusunda bir ciddi bir etkisi var. Hem Jeremy Clarkson'ın bu lafının teknik olarak anlamından bahsedeceğim, hem hızlı gitmenin dolaylı olarak nasıl bir tehlikeye yol açabileceğini anlatacağım. Hatta şöyle diyeyim, videonun sonuna kadar izlediğinizde "Saatte 20 km daha hızlı gitmenin bu kadar büyük fark yaratacağını düşünmüyordum." diyeceksiniz. O yüzden lafı çok uzatmadan videomuza başlayalım. Günlük hayatta bir tehlike gördüğümüz zaman frene basıp durmamıza kadar aslında birçok arada süreç var. İlk önce tehlikeyi fark ediyorsunuz. Fark etmeniz belli bir zaman alıyor. Daha sonra refleksle ayağınızı gazdan çekip frene basıyorsunuz ve frene bastıktan sonra aracınız yavaşlayarak durma konumuna geliyor. Ve bütün bu süreç içinde hız aslında düşündüğünüzden daha da etkili. Zaten süreç aslında iki ana bölüme ayrılıyor gibi düşünebilirsiniz. İlk bölüm tehlikeyi fark edip frene basma süreci. Bu insan süreci olarak geçiyor diyebiliriz. Bu tamamen size bağlı. Siz görüyorsunuz. Vücudunuz bir tepki gösteriyor ve frene basıyorsunuz. Siz frene bastıktan sonra pasa artık araca veriyorsunuz. Araç bölümüne geçiyoruz. Oradan sonra aracınız frene bastığınızdan itibaren durma konumuna kadar ilerliyor ve bir miktar gittikten sonra duruyor. İsterseniz ilk önce insan bölümüyle bir başlayalım. Araştırmalara göre deneyimli sürücüler tehlikeyi fark ettiklerinde ayaklarını hızlı bir şekilde gazdan çekip frene basmaları yaklaşık 0.5 saniye yani yarım saniye sürüyor. Daha deneyimsiz sürücülerde bu süre 1.5-2 saniyeye kadar uzayabiliyor. Yani ortalama bir sürücü için, ortalama bir gününüz için çünkü her gün aynı şekilde dikkatli bir şekilde yola bakmıyorsunuz genelde. 1 saniye civarında bir sürede tehlikeyi fark edip ayağınızı gazdan çekip frene basıyorsunuz. E bu durumda hesap aslında oldukça basit oluyor. Eğer Saatte 100 ile gidiyorsanız bu demek oluyor ki saniyede 27 metre hız ile gitmektesiniz. E saniyede 27 metre demek bir saniye geciktiğiniz zaman 27 metre mesafe gideceğiniz anlamına geliyor. Yani siz sadece ayağınız gazdan çekip frene basana kadar 27 metre ilerlemiş oluyorsunuz. Saatte 100 kilometre hareket ederken. Ama bunun yerine saatte 50 kilometre ile gidiyor olsaydınız hızınız yarısı olduğu için gideceğiniz mesafede aslında yarısı olacaktı. Kısacası çok basit şekilde ne kadar hızlıysanız o kadar uzun yol alıyorsunuz siz frene basabilene kadar. Burası çok kolay, çok basit. Aslında düz bir mantık. Ama araç bölümüne geçtiğimizde durum bundan daha farklı olacak. Araç bölümüne baktığımızda siz hareket halindesiniz. Sizin ve aracınızın belli bir enerjisi var. Kinetik enerjiyle ilerliyorsunuz. Belli bir hızınız var. Ve bu hızı sıfıra indirmek yani sizi duran konuma getirmek için araca karşı bir iş yapılması gerekecek. Zaten bu sahip olduğunuz enerji işte kaza anında sizin ölümünüze neden olan şey. Eğer çok yüksek süratle gidiyorsanız, yüksek bir enerjiye sahipsinizdir ve ani bir şekilde durduğunuzda vücudunuz bu ani enerji değişimine dayanamayıp, yani çarpma etkisine dayanamayıp hasar görür ve bu sebeple yaralanabilir ya da ölebilirsiniz. Bu enerji ne kadar fazlaysa, vücudunuzun alacağı darbe de o kadar fazla olur kısacası. E Kaza yapmadığınız durumda, frene bastığınız durumda bu kinetik enerjinizi sıfıra indirme işi aslında lastiklerinize düşer. Lastikleriniz yolla olan sürtünme sayesinde aracınıza karşı bir iş yapar. Bugünkü hesaplarımı çok basit tutmak adına muhteşem fren yaptığınızı varsayacağım. Yani ne tekerleri kitli olacaksınız ne de az basıyor olacaksınız. Tam basmanız gerektiği kadar bastığınızı varsayalım. İşte siz frene bastığınızdan itibaren aslında tamamen fizik ve fizik kanunları işin içine giriyor. İş dediğimiz şey kuvvet çarpı mesafe demek aslında. Ve Newton'un ikinci yasasına göre bir cisme yapılan iş o cismin enerji değişimine eşittir. Ya da bizim durumumuzda o cismin enerji değişimine sebep olur. İşin kuvvet çarpı mesafe olduğunu söylemiştik zaten. Kuvvet Lastik ve yer arasındaki sürtünmenin araca uyguladığı kuvvet olacak aslında. Mesafede sizin durma mesafeniz. E bu işin değiştirdiği enerji de sizin kinetik enerjiniz. Yani 1 bölü 2 mv kare. V dediğimiz aracınızın hızı yani hızının karesi çarpı aracın kütlesi bölü 2 olacak. E denklemde bu ikisini yan yana koyduğunuz zaman aracınızın durma mesafesi hızınızın karesi bölü 2 çarpı sürtünme katsayısı ve yer çekimi ivmesine eşit olacak. İşte durma mesafesinin hızınızın kareç ile oranlı olması işi artık değiştiriyor olacak gördüğünüz gibi. Artık ilk başta insan etkisindeki gibi ne kadar hızlıysan o kadar uzun mesafede duruyorsun doğru orantının dışına çıkıyor oluyorsunuz. Bunu gözünüzde canlandırabilmek için bir iki sayılı ufak bir hesap yapalım. Standart bir havada asfaltla lastiklerinizin arasındaki sürtünme katsayısı 0.6 civarındadır. O yüzden katsayıya 0.6 yazdığımızda eğer çekme ivmesi zaten sabit. Onu da denkleme yerleştirdiğimiz zaman elimizde iki tane değişken kalıyor. Bir tanesi hızınız, bir tanesi de durma mesafeniz. Eğer saatte 50 km ile gidiyorsanız frene bastığınız saniyeden itibaren 16.4 metrede durabiliyor oluyorsunuz. Eğer 50 değil de 100 ile gidiyorsanız, 2 katı bir hızla gidiyorsanız bu mesafe 65 metreye çıkıyor. Ciddi bir fark yaratıyor. İşin içine insan etkisini de kattığınız zaman ilk yaptığımız hesapları bir düşünün. Saatte 50 ile giderken 13.9 metre düşünme mesafeniz vardı yani. 13.9 metre sonra ancak frene basabiliyorsunuz. Ve o andan itibaren de frene bastığınızda 50 ile gittiğiniz için durmanız 16 metre sürüyor. Bir de 100 ile gittiğiniz duruma baktığımız zaman 27.8 metre içinde anca frene basabildiniz ve sonra da 65 metrede anca durdunuz. Yani siz saatte 50 ile giderken tehlikeyi görüp frene basıp durduğunuzda saatte 100 ile gidiyor olduğunuz durumda yalnızca frene daha yeni basmış oluyorsunuz. Hala hızınız 100'e çok yakın oluyor. Yan yana iki araba olarak gittiğiniz düşünün. Yanınızdaki araç 50 ile siz 100 ile gidiyorsunuz. Aynı anda karşınızda bir tehlike gördünüz. Önünüzdeki araçlar örneğin kaza yaptı ve aynı anda bu tehlikeyi fark ettiniz. Yanınızdaki araç durduğu zaman siz daha yeni frene dokunmuş oluyorsunuz. Bu ciddi bir fark arkadaşlar. İşte bu yüzden hızlı gitmek ve doğru süratle gitmek ölüm ve yaşam arasındaki ayrımı gerçekleştiriyor. Ve bu bahsettiğimiz aslında hava güzelkenki durum. Bildiğiniz gibi sürtünme katsayısı hava güzel değilken, yağmur yağdığı zaman ya da karlı buzlu yollarda çok daha fazla düşebilir. E bunun düşmesi demek durma mesafenizin aynı oranda artması demek olacak. Örneğin yüzde gittiğiniz bir durumda yerler buzluysa siz frene bastığınız zaman sürtünme kazayı 0.1 gibi düşük bir sayıya kadar düşebileceği için 265 metre gibi bir mesafede durabilirsiniz ancak. Bu da sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için ciddi bir etki yaratıyor aslında. Siz bu duruma ne diyorsunuz? Sizce de Yanınızdaki araç 50 ile giderken siz 100 ile giderken yanınızdaki araç durduğu anda sizin anca frenine basabilecek olmanız gerçeği beklenilebilir bir şey miydi? Bunu tahmin edebiliyor muydunuz önceden yoksa bu videodan sonra biraz şaşırdınız mı? Aşağı bunu yorum olarak yazabilirseniz sevinirim. Açıkçası sizin bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Aynı zamanda gördüğünüz gibi aracınızı bilinçli kullanmanın önemi bu yüzden ortada. Olay sadece lafta değil bilimsel olarak da ciddi tehlikeler olduğunu işte böylece ortaya koymuş olduk. Bu yüzden kendinizin sağlığı için, çevrenizdekilerin sevdiklerinizin sağlığı için, herkesin güvenliği için hız kurallarını uyarak araç kullanmanın önemi ortada. Bunu da göz ardı etmeyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi Instagram hesabımızdan takip ederseniz de çok daha kısa pratik bilgilere erişim sağlamış olursunuz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın. Arkadaşlar hala burada olanlarınız için yandaki videoya tıklayarak YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu onun altındakine tıklayarak da en son yüklediğimiz videoya erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki anlat adamlar logosuna tıklarsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.